Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. E, trading TradingView e, özellikle Eylül ayının içerisinde arkadaşlar, Lunç'daki yükselişlerin e, devamını beklediğinden bu şekilde bir haber söz konusu. Bu bağlamda da özellikle diyor ki yatırımcı hala ciddi halde ilgi gösteriyor ve hacim yüksek. Bütün bunlar doğrultusunda Yükseliş esnasında çok fazla e, yükselen dip bölgeleri belirledi. E, bundan dolayı hala ciddi bir yükseliş potansiyeli var diyor. Ama e, ben buna pek katılmıyorum. Neden? Şimdi ilk olarak tabii ki örneğin 1 milyarlık bir hacim çok fazla ama e, düşen bir hacim var. Yani yön aşağı doğru giden bir işlem sayısına baktığımızda e, dolayısıyla şu an bulunduğu yerde durmasıyla alakalı bir sinyal yok. Kaldı ki... 4 saatlikteki hareketli ortalama gibi bir pozisyon üzerinde hani bu kadar güçlü bir destekte bulunan bir coin arkadaşlar hacimlenme sağlayamıyor. Tamam mı? Hatta öyle bir noktada ki bakın saatlikten desteği alıyor ancak güçlü yukarı hareketler gerçekleştiremiyor. Yani tam da hacmin artması gerektiği yerde biz bu hareketi göremiyoruz ki dolayısıyla bu da hacim tarafında bir geri çekilme. Hatta bu durum olurken de Talebin yani ilginin kısa vadede gitgide azalması dolayısıyla düşüşün devam edebileceği hususunda bize ne yapıyor? Bilgiler veriyor arkadaşlar. Şimdi buradaki özellikle geri çekilmeyle birlikte yani şunu söylemek istiyorum. Geri çekilmenin e, devamını bekliyoruz arkadaşlar. Her zaman belirttiğim bu 4 saatlikteki hareketli ortalamaya dikkat ederseniz e, geçmişte ne yaptı? E, değme dahi gerçekleştirmedi arkadaşlar. Hatta iğnesi bile değmemişti fakat şu an bulunduğumuz pozisyonda bir iğne hareketi karşımızda gerçekleşiyor. Şimdi yine bütün bunlar olurken özellikle buranın altına atması devam edebilecek bir geri çekilme etabından bize e, net şekilde söz ediyor arkadaşlar. Bu bağlamda da biliyorsunuz 32 civarlarını daha önce ne yapmıştık? E, göstermiştik yani bu pozisyonlara kadar geri çekilmenin gelebileceğinden konuştuk. Şu an azalan hacim Bakın saatlikte bir ne var? Dead Cross etkisi var arkadaşlar. Daha doğrusu e, Dead Cross etkisi görebileceğimiz yani ölüm kesişimi gitgide e, gelmeye doğru gidiyor. Tabii ki ara ara yerlerde pamplar yapacaktır gayet muhakkak. Çünkü USDC hareketlerinde de böyle durumlar bekleniyor. Nitekim bununla beraber lunjda belli başlı pozisyonlarda ki gün içerisinde bunlardan da bahsettik. Yeniden yön yukarı hareketler yapacaktır. Şöyle genel bir değerlendirme yaptığımızda günç çok ciddi yükselişler yaptı. E bunun sebebi tabii ki e, ne olmuştu? Ekip büyük haberler duyurdu. İşte yakımlardır, stakinglerdir, sürekli yükseltmeler, NFT'ler e, resmen gırla tabiri caizse havada uçuştu arkadaşlar. E bütün bunlar 12x'lik bir patlama getirdi. Ama aslında sürekli olarak bahsettiğimiz her zaman ne diyorduk? Yani her rallinin bir düzeltmesi var değil mi? Bunu unutmadan işlemler, hareketler yapmak gerektiğini e, her zaman hatırlamamız gerekiyordu. Nitekim şu anda da düzeltme etabının içerisine girdiğimize dair ciddi sinyaller var ki uzun zamandır bu ralliyi gerçekleştiren Luncun arkadaşlar bakın ne yapıyor? 3 haftadır bu hareketin içerisinde hatta şu an 4. haftaya e, gireceğiz. Bu bağlamda artık bir düzeltmeye girme ihtimali oldukça yüksek. Bu tabii ki direkt olarak bir çakılma halinde değil. Az önce bahsettiğim gibi belli başlı noktalardan e, hafif yön yukarı hareketler olmak kaydıyla ki bunları da tabii kısa vadede değerlendireceğiz. Bu durumda da geleceği noktalarda çok fazla parametre var. E, bütün bunlarla birlikte bir yerde dediğim gibi bitecekti. E, kaldı ki şu an bitti gibi gözüküyor. Bunun içerisinde de yine çok fazla unsur var. Yani USDC hareketleri, e, piyasa genel hali özellikle bakın özellikle nedir o ee, Luna tarafında gelen rally ki bundan da bahsettik e, işin içerisinde neler var neler yok diye doğrudan doğruya e, bu ekip hareketi ekip pamplatması içerisinde lunca dokunulmamış olsa bile dolaylı yoldan dokunuldu Ha, tabii ki ne yaptı e, yani telaşlı yatırımcı bir an önce para kazanmak isteyen yatırımcı tabii ki de lunc'dan çıkış yaptı ve luna'ya girdi. Ama bunların uzun vadede çok sıkıntılı durumlar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten trading üzere burada bulunuyorlardı nitekim baktığımızda. Ama dediğim gibi zaten hodl gibi bir amaçları yoktu. Ancak bütün bu ralliler olurken lunc ciddi anlamda holder da kazandı arkadaşlar. Geldiğimiz noktada hatta balinalar tarafında %33'lük bir tutma oranları kaydettiğimizde gördüğümüz zaman olası pozisyonlarda kademeli alımlarla bu daha da ilerleyecektir ve özellikle genel anlamda baktığımızda teknik bir sorun olmadığı takdirde lunch yeniden bir yükseliş yapabilmek üzere aslında cüzdanlarda şişecektir diyebiliriz arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir aslında ne oluyor? Genel değerlendirme oluyor. Kaldı ki dediğim gibi ben epey bir Buralle etabı içerisinde Lunch'un holder kazandığının e, zannediyorum farkındasınızdır. İlerleyen zamanlarda neyi görmemiz mümkün? Özellikle e, cüzdan adreslerinde azalma bakın şurada olduğu gibi. E, çünkü neden e, kripto yatırımcısı bir an önce para kazanamayacağı için e, tercih etmeyecektir büyük ihtimalle e, gibi durumlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, lunch'da da genel anlamda durum bu şekilde bir düzeltme geliyor. E, bu doğrultuda da hareket etmek gerektiği kanaatindeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.